hüzünlü bir tebessüm, baleden miras kalan bir zerafet ve siyahi bakan ceylan gözler. Bir dönemin uçuşan beyaz kuğusuydu o. Ama sonra balenin dönüşlerini bırakıp beyaz perdenin ihtişamına salıverdi kendini. Başarının sınırını eğitim ve deneyimle çizmedi. Hissederek oynadı ve nice eğitimli ve deneyimlilere taş çıkardı. Şimdi ise televizyon ekranlarından iç gıcıklayan gülümsemeleri ve ışıl ışıl bakan gözleriyle süslediği programıyla nice sanat haberlerini aktarıyor bizlere. Hem de alkışlara değer bir sunumla. Evet, bugünkü konuğum sevgili Serap Aksoy. Hoş geldiniz Serap Hanım. Hoş bulduk. Ne kadar güzel bir sunuş bu böyle. Sağ olun. Sizler hak ettiğiniz için, sizin özellikleriniz böyle olduğu için ben böyle girişler yapıyorum. Şimdi girişte de söylediğim gibi siz hakikaten bir dönem kuğuydunuz, yani balerindiniz. Uzun yıllar bale yaptınız. Bugün baktığınız zaman o yılları nasıl değerlendiriyorsunuz kariyerinizde? Şimdi ilkokulda kendimi hatırladığım yıllar, şimdi geriye bakıp da hatırladığım zaman son derece duygusal ve çok romantik bir insandım ve kendimi bu yaşamda nasıl ifade edebilirim ve neye sığınabilirim diye böyle bir arayışa girmeden de öyle doğal olarak hep bir dans etme duygusu, dans izleme duygusu, hep böyle şey, yani konuşmadan müzik, sessizlik, bir şeyleri ifade etme, yani böyle sessiz bir iletişim, hep öyle bir şey hissediyordum. Ve dolayısıyla da o seziler beni şeye götürdü, dans sanatıyla buluşturdu. Şimdi dönüp geriye baktığım zaman dansçılık yıllarım tabii çok zor geçti. Çok dansçılık gerçekten bütün sanatların içinde en zoru, en acımasızı, en gaddarı ve en küçük yaşta size ihanet edeni. Çok genç yaşta sizi bırakıyor, terk ediyor. Gerek sakatlık yüzünden, gerek başka bir hastalık yüzünden. Ve de tabii doğaya karşı bir yarış, yani çok genç yaşta. Bedensel bir iş olduğu için, beden enerjisini gerektiren bir iş olduğu için çok erken yaşta tabii ki bırakıyor sizi, terk ediyor. Ve yeniden yaşama devam etmek için başka bir meslek seçmek zorunda kalıyorsunuz. Yani bir sürü meslektaşımın bu anlamda çok ciddi dramları var. Yani bir balerinin yaşam öyküsü başlı başına bir dram. Herhangi bir balerin olabilir bu. Yani illaki principal bir dansçı olması gerekmiyor ya da çok iyi bir solist olması gerekmiyor. Hepsinin kendine göre çok acıklı bir yaşam öyküsü var bence. Çünkü dediğim gibi çok zor koşullarda yaşanan, yapılan bir iş. Şimdi geriye dönüp baktığım zaman hep şunu düşünüyorum. İyi ki seçmişim, iyi ki dans etmişim, iyi ki böyle bir mesleğin tadını almışım. Çünkü halen dansçılık yıllarım, aktif sahne hayatım bitti. Fakat buna rağmen her sabah mutlaka yoga yapıyorum. Haftada 3-4 gün mutlaka yüzüyorum. Formunuzu da bir anlamda bu, evet, şekilde yani koruyorsunuz o herhalde. O disiplin, o yılların getirdiği, her sabah sabah kalkıp koşa koşa o bale salonuna gidip bugün saatlerce o beden çalıştırmanın getirdiği disiplin, o iç disiplin, o bedene olan saygı, insanın kendine olan saygı, her şeyi müthiş bir eğitimine almışım ve müthiş onu giyinmişim yani. Artık onu bir daha soyunamıyorum, çıkaramıyorum üstümden. Bir de onun dışında balemin getirdiği zerafet, o incelik de hep kalıyor değil mi insanda? Tabii çok fazla ayrıntıcı bir insanım mesela. Çok fazla estetik değerlere düşkünüm. Bunlar hep balenin yan etkileri. Yani çok hoş, çok güzel bir şey. Bence yani her aile çocuğunu mutlaka, her ailenin çocuğu balerin olmak zorunda değil yani. Profesyonel olarak bu işi yapmak çok zor bir iş. Belki çok yetenekliyse yapmalı. Ama her aile mutlaka kız çocuğunu, şöyle 5-6 sene bale eğitimi mutlaka gördüm. Yani o bedensel çalışmanın işlevi, bedene duyulan saygı, bedenin nasıl kullanıldığı, bu bence yaşamın her alanında çok geçerli. Yani ister politikacı olun, ister tiyatrocu olun, ister doktor olun, yani hangi meslek grubundan olursanız olun, insanın bedenini iyi kullanmasını bilmesi, beden diliyle bir şeyleri de anlatabilmesi çok önemli bence. Serap Hanım, siz uzun yıllar bale yaptınız. Hatta bale eğitiminizi de Almanya'da, yurt dışında tamamladınız. Sonra Binbir Gece masallarında bir sakatlık geçirdiniz. İşte baleyi bırakmak durumunda kaldınız ama Serap Aksoy sinema ve televizyonla daha çok ünlendi, öyle tanındı. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Yani uzun yıllar bale yaptınız ama daha sonra televizyon ve sinema sizi gerçek ününüzü getirdi. Bu çok doğal çünkü bale sanatı çok fazla seyirciye ulaşan bir sanat dalı değil. Yani bale ve opera sanatı çok fazla bütün kitlelere mal olmuş bir sanat dalları değil. O nedenle de yani hiçbir zaman çok tek tüktür yani balede başarı kazanmış da
medyatik olmuş ya da medya tarafından tanınan ya da kitleler tarafından tanınması çok az dansçıya nasip olmuştur. Bu Türkiye'de de böyledir, dünyada da böyledir. Çünkü bale ve opera çok çok daha farklı, çok daha talebi ve seyircisi az olan bir iş. Çok daha entelektüel bir iş. Yani onu gerçekten bileceksiniz, ondan zevk alacaksınız. O nedenle o işi yapan insanlar, o icracıların çok fazla medyaya mal olması mümkün değil. Ama şimdilerde bazı medyatik dansçı arkadaşlarımız da var. Tabii ki medyanın da biraz daha popüler olmaya başladı ve bu popülist oluşundan ötürü de çok mutluluk duyuyorum gerçekten. Ama bunun bir handikapı var ki o disipline ve o şeye, o gizemliliği kaybetmemek, yitirmemek gerekir. Yani amaç çünkü, popüler olmak değil de baleyi en iyi şekilde icra etmek. Peki Serap Hanım, sonra size teklifler geldi bir dönem. Sinemaya girmeniz konusunda mesela ilk teklif Yılmaz Güney'den geldi değil mi? Arkadaş filmi için. O dönemin de en ünlü yönetmenlerinden de daha sonra Atif Yılmaz'dan da galiba bir teklif geldi. Siz bu teklifleri reddettiniz. Girmek istemediniz sinemaya. Nasıl oldu? Böyle büyük yönetmenlerden gelen teklifleri reddetmek nasıl bir şey? Şimdi konservatuvar yıllarımda, yani bunları reddetmek diye ele almamak lazım tabii. Yani reddetmek kelimesinin içeriğine uygun bir davranış değildi o yaptığım. Konservatuvar, Münih Konservatuvarı'nda eğitim görürken daha önce Türkiye'de bir reklam filmi çekmiştim ve Yılmaz Güney oradan beni. Bir şekilde herhalde yani sinemada... sinemaya bulaşmam gerektiğini ya da bir şekilde bir sempati duymuş bana karşı. Sonra Arkadaş diye film çekiyordu ve o filmde bir rol teklif etti. Ama ben de sadece Türkiye'ye tatillerde geliyordum. Çok kısa bir zamandı. O arada da işte annem, ailemle birlikte olmak durumundaydım falan. O nedenle reddedim. Fakat o zaman Yılmaz Güney'in öneminin hiç farkında değilim doğrusu. Yani şimdi gerçekten çok pişman oldum denir yani bazı şeylere. Ben pişmanlık lafını çok sevmem ama gerçekten Yılmaz Güney gibi önemli bir sinemacıyı, önemli bir politik kimliği tanımak isterdim doğrusu yakından. Yani onun setinde bulunmak ve onu tanımış olmak çok isterdim. Yani o sizi bir anlamda fark etmiş ama evet, siz onun o konumunu o dönem pek fark edemediniz. Evet, ben fark edememişim ve ondan çok üzüntü duyuyorum. Ama reddetmiş olmak tamamen ondan kaynaklanmıyor. O sırada gerçekten çok ağır bir bale eğitimi içindeydim. Ve yani sinemaya zaman ayırma şansım yoktu ve baleden başka gözüm hiçbir şey görmüyordu. Evet. Sonra ama geçtiniz. Sinemaya girdiniz, Kartallar Yüksek Uçar filmiyle başladınız. İşte onu Yer Demir Gökbakır takip etti galiba. Piyona, Piyona Bacaksız, İki Kadın, C Blok, bir sürü filmde rol aldınız. Artık sizi insanlar sinema sanatçısı olarak kabul ediyorlar, öyle tanıyorlar. Ve siz bir tiyatro geçmişiniz, bir konservatuvar geçmişiniz olmamasına rağmen sinemaya girdiniz ve çok da başarılı oldunuz. Bu benim söylediğim bir şey değil çünkü bir sürü ödüller aldınız. Örneğin bir Antalya Film Festivali ödülünüz var. Gerçi o biraz tartışmalı bir ödül töreni oldu. Çünkü ödül verildi size ama siz o ödülü de kabul etmediniz. Bir dönem o konuda konuşmak istemediğinizi biliyorum ama şimdi ödüller mevsimi yaklaşıyor. Belki bu konuda söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir iki bir şey olabilir. Şimdi baleden sinemaya sıçramam şöyle oldu. Dansçılık yıllarımın gene en kızgın dönemiydi yani. Atilla İlhan'ın çok hoş bir senaryosu geldi elime ve gerçekten sinema yapmayı düşünmüyordum yani. Çok ciddi bir şey yani. Çok ciddi bir baskıyla karşı karşıya kaldım yani. Sinema yapmalısın, yapacaksın gibi. Ve de çok hoş bir teklifti ve çok bilinçsizce girdim sinemaya. Gerçekten ben drama eğitimi görmedim. Ama çok ciddi bir konservatuvar eğitimi gördüm. Bu arada da tiyatroya ve operaya müthiş bir şeyim vardı. Bağımlılığım ve de okumaya karşı. Ve de hayatım hep tiyatrocunun arasında geçiyordu zaten. O nedenle hep tiyatroya karşı büyük bir ilgim vardı. Ve çok bilinçsiz bir şekilde sinemaya girdim. İlk televizyon dizisinde oynadım. Ondan sonra fark ettim ki bu iş çok ciddi bir iş yani. Ondan sonra kendimi yetiştirmeye çalıştım. Tabii bu bir dansçının en büyük eksikliği konuşmayı bilememesi. Çünkü bizde hiçbir şekilde konuşmanın önemi yok. Bizde konuşmak beden dili. O nedenle çok ciddi bir şan eğitimi aldım. Yani konuşmak nedir, nasıl konuşulur? Gene de muhakkak bir takım hatalarım vardır ama kendimi öyle bir eğitime soktum. Zaten insanın bedenini kullanabilmesi ve beden dilinle herhangi bir karaktere yanaşması da çok önemli bir şey oyunculukta. Artı en büyük sermayem tabii duygularımdı yani. Ve de çok hissederek oynamanın yani gibi. Çok önemli bir şey bence oyuncu olmak için çok önemli bir şey. Çok önemli bir yetenek bu. İnsanın duygularını
yüzüne aktarabilmesi. İnsanın duygularını karşı tarafa verebilmesi, o iletişimi kurabilmesi. O da benim doğal yeteneğimdi. Yani insanlarla iletişim kurmayı çok iyi beceren bir yapıyım. Artı duygularımı müthiş yüzüme yansıtan biriyim. Bunların sinema için çok büyük bir avantajı oldu. Yani bunun bence hiçbir eğitimi yok. İsterseniz 10 tane aktör stüdyo bitirin. Eğer böyle bir yeteneğiniz yoksa zaten oyuncu olma şansınız da yok demektir gibi geliyor bana. Bekliyor muydunuz peki bu başarıları? Şimdi hiçbir şekilde popülist olma kaygısına düşmedim. Hiçbir şekilde ünlü olmak gibi bir hastalığa tutulmadım. Sadece bir şeyi çok iyi yapmanın kaygısını hep yaşadım, hep taşıdım. Evet, çok inanıyordum. Yaptığım işleri çok asılan, sarılan ve onları çok konsantre olarak yapan bir insanım. Zaten sevmeden hiçbir işi yapmam yani. Öyle bir lüksüm var yani. Yani bir şeyi sırf yapmam. Hala amatör duygularımı koruyorum. Hiçbir şey yani profesyonellik adına bile eğer bir şeyi sevmezsem katiyen yapmıyorum. Yani o karakteri seveceğim, o senaryoyu seveceğim, o yönetmeni seveceğim, o rol arkadaşlarıma inanacağım. Yani her şeye inanmam ve sevmem lazım ki orada ben mutlaka o şeyde bir tuzum olsun yani. O başarıya bir katkım olsun. Çünkü sinema, tiyatro çok kolektif işler. Kimsenin bireysel başarısı yok orada. Yani mutlaka yönetmen, görüntü yönetmeni, rol arkadaşlarınız, her şeyin, sanat yönetmeni, herkesin yani birlikte başardığı bir sinema. Siz sinemayı sevdiniz, sinema da sizi sevdi. Şimdi daha önce de söyledim, ödüller aldınız. İşte bu Antalya Film Festivali ödülü. Şimdi önce onu biraz açalım. Sonra çünkü ardından Sinema Yazarları Yılın sizi en başarılı kadın oyuncusu ödülüne layık gördü. Ondan sonra İskenderiye Film Festivali'nde de en iyi kadın oyuncu ödülünü aldınız. Ama Antalya Film Festivali'nde size verilen ödülü kabul etmediniz. O konuda biraz konuşmak istemediğinizi biliyorum. Bakın demin de sordum, es geçtiniz. Şimdi evet, geçmişte kaldı. Yani geçmişi çok fazla irdelemek ve karıştırmak istemiyorum da. Ben bir şeye inanıyorum hayatta ki. İnsanlar bir şeyi gerçekten hak ediyorsa yapmalar. Yani çok dürüst, en doğru politikanın dürüst politika olduğuna inanıyorum. O nedenle bazı spekülatif durumlar oldu Antalya Film Festivali'nde ve ben kendi adıma şunu söylemek istiyorum. Ben orada yardımcı kadın konumunda değildim zaten. Yani gerçekten bir filmin başrolünü oynamıştım. Orada yanlış bir değerlendirme yapıldı. Ben o yapılan yanlış değerlendirmeye tepki gösterdim. Peki bu kasti mi yoksa organizasyon bozukluğu olarak? Hayır yani bu ne nedenlerle olduğunu hiçbir zaman bilmedim, bilemeyeceğimdi. Ama çok ciddi bir hata vardı ve bu hatayı da insanlara söylemek zorundaydım. Çünkü bu hatanın kurbanı olamazdım. Eğer yardımcı kadın konumundaki oyuncu arkadaşlarıma da çok büyük haksızlık olabileceğini düşündüm. O nedenle kendimi geri çektim yani. Bir yanlışlık yapıldığını beğendim ve kendimi geri çektim. Ama o sırada o kadar büyük haksızlıklar ve tatsızlıklar yaşanıyormuş ki meğerse benim bu reaksiyonum çok büyütüldü. Bir anlamda patlak evet, verdi olaylar. Evet. Aslında bu tip uyarılar da bir anlamda... Ben yani festivale çok büyük bir katkıda bulunduğumu düşünüyorum. Ki bir evet, daha böyle bir anlamda yanlışlıkların evet, düzeltilmesi için evet, bir vesile. Yani susmak her zaman yararlı bir şey değil. Şimdi siz tabii sinemada da çok başarılısınız. Ama bir yerde demişsiniz ki... Özel yaşamımda çok sert, tutucu bir insanım. Çok sert bir kabuğum var. Bu kabuk... Sert değilim, sert kabuğum var. Kabuğum var. Bu kabuk ancak sinemada yırtılıyor demişsiniz. Bir röportajınızda 93 senesinde Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan. Şimdi merak ediyorum. Hiç sinemada o içinizdekileri, içinizdeki duyguları dışa vurmanız için bir vesile olabilecek bir karakteri oynama şansını bulabildiniz mi? Evet, bugüne kadar hepsini hep çok seçerek oynadım. Onun içinde bütün oynadığım karakterlerde gerçekten çok özdeşleşerek oynadım. Yani onları çok iyi giyindim ve çok rahatlıkla oynadım hepsini. Onun için yani daha kendimi ifade edemediğim çok rol var oynamak istediğim. Yani bu konuda müthiş bir açlık ve arsızlık halinde. Ama ne yazık ki sadece yapmış olmak adına değil, gerçekten... Demin de dediğim gibi yani çok inanarak, severek bir işin içinde olmak istiyorum. O nedenle de sinema hayatı aşağı yukarı 10 senedir sinemanın içindeyim ama işte 6-7 tane sinema filmi çektim, 3-4 tane dizi çektim falan. Çok az iş yaptım. Hepsine çok inanarak yaptım. Hepsi çok başarılı oldu. Zaten başında da hep diyorlardı yani sinemada ne yapmaya çalışıyorsun? Hayır, sinema benden, yani sinema beni kabul edecek mi? Ekran beni kabul edecek mi? Yani ben bu işi becerebilecek miyim eğer... Gerçekten bir yeteneğim varsa ve gerçekten insanlara oyuncu olarak kendimi kabul ettirebileceksem
O zaman zaten var olacağım. Yani bunun için özel bir çaba sarf etmeye gerek yok diyordum. Yani daha bir sürü senaryo tüketecek bir sanatçı potansiyeliniz var. İnşallah, inşallah. Şimdi sinemadan biraz televizyona geçelim. Siz televizyonda da programlar sunuyorsunuz. Son olarak Alkışlar programını sunuyorsunuz. Bir sanat programı ve bu sanat programı hakikaten çok beğenildi ve siz sanatı izlettirmeyi başardınız. Şimdi yalnız bir tartışma var televizyonda. İşte televizyondaki sunucularla ilgili olarak deniyor ki bazı aktrisler ve tiyatro sanatçıları işte sunuculuk yapıyor. Ama bir de bu televizyonu gerçekten okuyan, televizyonu profesyonel anlamda meslek olarak kabul edenler var. İşte bunlar onların yerini almıyor mu gibi bazı tartışmalar oluyor. Nasıl yorumluyorsunuz bunları? Şimdi tabii ki televizyon başlı başına bir iş yani. Ve bunun da okulu var, bunun da kuralları var. Perdeden ekrana geçen insanlar bence sunuculuk rolü oynuyorlar. Yani oyuncular hepsi, birkaç arkadaş var zaten, çok fazla insan yok. Onlar da sunuculuk rolü oynuyorlar. Yani onların bunu kabul edip edemeyeceğini bilmiyorum ama ben kendi adıma hep sunuculuk rolü oynayarak başladım. Ve yavaş yavaş da sunuculuğun ne olduğunu öğrenmeye çalışıyorum. Hala da çalışıyorum, hala da öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü onun da ayrı kuralları var. O da ayrı başlı başına bir iş yani. Ve çok önemli ve çok değerli bir iş bence. Ayrıca yani sunuculuk, kendime böyle bir etiket de zaten şey etmek istemiyorum. Yani ben sunucuyum değilim aslında yani. Ben sadece tüketici bir takım dizilerde oynamak istemedim hiçbir zaman. Fakat bu ülkede yani bir bale sanatçısı olarak ya da bu kadar yıl kendini eğitmiş bir insan olarak... Yani enerjimi mutlaka bir şeyler kanalize etmek zorundaydım. Bale dansçılık yılları bittikten sonra sinemaya çekildim. Sinemada maalesef çok fazla film yapma şansı yoktu. Çok sık çalışmak. Evet, televizyonda yapılan işleri sanatsal bulmuyorum. Onlar çok tüketici diziler. Tüketici dizilerde oynamak bana hep şey geldi. Yani çok zor geldi. Hep beceremeyeceğimi düşündüm yani. Öyle bir temponun ve rutinin içinde olmayı. Onun için bir şey yapmayı düşündüm. Yani televizyonda bir şey yapmayı düşündüm. O bir şeyin de adı bir kültür sanat programı yoksunuydu bütün özel televizyonlar. Evet. Devlet televizyonunda her zaman vardı başından itibaren. Pazar konserleri gerek akşama doğru. Ama özel televizyonlarda maalesef böyle bir şey yoktu. Ve işte böylece ilk bu misyonu ilk edinen kişi olmak istedim sanatçı olarak. Böyle bir eksiklik. Ve şu anda o kadar mutlu hissediyorum kendimi. Yaklaşık 1,5 yıl oldu programa başladım. Hala da devam edeceğim. Fakat başladığım zaman hiçbir kanalda kültür sanat programı yoktu. Ve yani gerek medyadan, gerek insanlardan, halktan gördüğüm müthiş destekle 1,5 seneyi geride bıraktık. Şimdi tabii her şeyin daha iyi, daha güzelini, daha sürekli bir arayış içindeyiz. Daha iyi, daha iyi ne olabilir? Özel televizyonlarda da sanatın izlenebileceğini ispatladınız. Çok hoş yani. İki tane kanal açıldı ki sırf kültür sanat haberleri veriyor. Bir tane kanal açıldı ki kültür, sanat, belgesel ve haber üzerine kurulu. Ve bu gerçekten çok çok keyif verici bir şey. Yani şu anda evimde sadece bu 3 kanalı seyrediyorum. Hoş. Evet. Biz de sizler sayesinde kültür sanat programları seyretme fırsatını buluyoruz. Şimdi biraz özel hayatınıza geçmek istiyorum. İşi bir kenara bırakıyorum. Şimdi hayatı paylaşarak yaşamak gerektiğini düşündüğünüzü ifade etmişsiniz. Çeşitli ilişkileriniz oldu hayatta. Hayatı paylaşmayı bu kadar isteyen bir insan olarak merak ediyorum. Evlilik konusunda ne düşünüyorsun? Şimdi valla yani bu konuda ne düşüneceğimi hala çok net bilemiyorum. Çünkü yüzyıllardır insanlar evlilik konusunda bir takım teoriler ortaya atıyorlar. Yüzyıllardır insanların birçoğu evlenmek istiyor. İnsanların birçoğu boşanıyor. Yani bu o kadar karmaşa bir konu ki bunu pek çözemiyorum doğrusu yani. Zannediyorum ki insanlar bağımsızlıklarına çok düşkünler ve o bağımsızlık içinde de bir birliktelikler yaşamak istiyorlar. Şimdi bu çok da bir özel bir şey yani. İnsanların karşılıklı öyle bir insanla karşılaşacaksınız ki bağımsızlıklarımızı koruyarak bir birliktelik yaşayalım duygusu. Bunu da genel geçer kuralların belki de dışına taşırmak gerekiyor. Yani şöyle ifade edeyim. Ben gerçekten bağımsızlığına çok düşkün bir insanım. Ve inanıyorum ki yani gerçekten bağımsızlığına düşkün ve bir bireyle karşılaştığım zaman
Evlenmek, evlenmemek o kadar büyük bir problem değil. Yani evlenmek çok teknik bir şey. Yani zaten eğer bu kadar yıl bir kariyeriniz varsa, belli bir soyadı edinmişseniz, bunun üstüne gelecek olan soyadına ihtiyacınız yok. Ya da belli bir konumunuz varsa, belli bir kariyer yapmışsanız yaşamınızda, herhangi bir kişinin statüsüne de ihtiyacınız yok. O zaman geriye ne kalıyor? Gerçekten anlaşacak, hayatı paylaşacak bir insana tabii ki herkesin ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Benim de daha da çok belki, çünkü ben son derece evcil bir insanım, evi çok seven bir insanım. Ondan sonra ve yani çok böyle sıcak ilişkileri yaşamayı seven bir insanım. Çok böyle yalnız yaşamayı seven, sırça köşkünde yaşayan, çok böyle hayatı insanlara dokunarak, iletişim kurarak böyle çok bıcır bıcır yaşamayı seven bir yapım var. Onun için de yani yalnızlık falan çok bana göre bir şey değil. Siz çocukları da seviyorsunuz. Hatta çocuk konusunda biraz galiba tehlike çanları çalmaya başlamış. Çünkü en temel korkum tam orta yaşlıyım ve çocuk doğurma sınırındayım demişsiniz. Evet, onu hep söylüyorum ama galiba bu konudan artık yavaş yavaş vazgeçmeye başladım. Çünkü geçenlerde düşündüm taşındım, bir şeye karar verdim ki ben hayatımda neyi çok istediysem mutlaka ele geçirdim. Yani öyle inanılmaz bir inadım var yani. Öyle bir hırsım da var. Ve o düşünce gücüyle yani ona mutlaka ulaşıyorum. Galiba çocuk meselesini hayatımda hep birinci sıraya koymamışım yani. Kendi kendime artık bu duyguyla yüzleşmeye başladım. Biraz da şu Allah'a havale ettim. Yani sanki artık bundan sonra Allah'a havale etmek demek insanın denetiminden çıkması demek mesela. Yani kavrayamadığınız ve sahip olamadığınız bir konuyu Allah'a havale edersiniz yani. Onun için bu çocuk meselesi öyle bir şey herhalde. Bundan sonra herhalde yani bakılacak, sevgi şefkat verecek çok çocuk var yaşamda, ya da ne bileyim işte hayvanlar var falan. Galiba belli olmaz. Allah'a havale ettiğinize göre yani muhakkak yani, bir şey olabilir. Bu meseleyi artık Allah'a havale edin. Peki Serap Hanım. Şimdi sizin rüyalarla ilgili de bir ilginiz var. Rüyalara çok inanıyorsunuz. Çünkü demişsiniz ki işte ben iyi bir rüya görürsem gün öyle gider, iyi gider. Kötü bir rüya görürsem günün devamı da kötü gider. Bu kadar mı etkili rüyalar hayatınızda? Şimdi bu rüyalar meselesi de evlilik meselesi ki çok karmaşık bir konu ya. Benim evet hayatımın çok önemli bir kısmı. Yani rüya meselesi hayatımda çok önemli. Her sabah muhakkak kalkarım. Mutlaka bir senaryo görmüşümdür. Yani mutlaka bir öykü görmüşümdür. Ya da o gün yaşanacak herhangi bir şeyin sinyallerini almışımdır. Ya da muhtemel önümüzdeki günlerde yaşanacak bir şeylere dönük. Ya da içinde bulunduğum psikolojik duruma ait mutlaka bir simgeler vardır hayatımda. Yani bana bir uyarılar vardır. Çok güzelmişsiniz o zaman. Sizin böyle bir altında çok çok zengin bir bilinçaltım var. Yani ya da güncel yani güncel yaşadığım zaman gece mutlaka o gün içinde beni rahatsız edip de reaksiyon veremediğim ya da beni çok fazla etkileyen herhangi bir olay, onlar da mutlaka rüyamda beni bir şekilde şey ediyorlar. Etkiliyorlar. Ondan sonra yani hayatım çok önemli bir yıllar hep defter tuttum. Yani rüyalarımı yazıyordum. Bazı dönem çok yoğunlaşıyor bu, bazı dönem azalıyor. Bazen hatırlamıyorum ama yani yaşamımın %80'i o rüyalarla haşır neşir olmakla geçiyor. Ve çok seviyorum. Onun için gece uyku uyumayı çok seviyorum. Uyku uyumayı zaten seviyorum ama rüya göreceğim için de büyük bir heyecanla uyuyorum. Acaba bu gece neler olacak gece? Yani o da boş geçmeyecek. Seneler gibi rüya. Ve en önemli takıntılarımdan biri sabah uyandığım zaman evin içinde mutlaka bir insana bir rüyamı anlatayım yani. Hiçbir şey olmazsa çok sevgili bir arkadaşım var, Sibel Kasaboğlu. Hemen ona telefon eder, onunla paylaşayım. O da çok rüya görür çünkü. İşte böyle bir şey yani. Rüyalar hayatımın çok önemli bir parçası. İyi, biraz metafiziğe de düşkünüm. Astroloji de var yani. Felsefesine çok düşkünüm. Yani hepsi bunlar iç içe tabii. Yani insanın bütün gücü ve bütün enerjisinin sadece kendinde olduğuna inanıyorum. Ve yaşama tutunmanın en önemli yollarından birinin İnsanın kendine konsantre olması ve kendini dinlendirmekten geçtiğine inanıyorum. Yani hiçbir şey dışarıda yok, her şey içeride. Dışarıda hiçbir şey var ya, Shirley MacLaine'in kitabı, aynen o yani. Serap Hanım, çok teşekkür ediyorum. Çok hoş bir sohbetti. Size tatlı rüyalar diliyorum. Kabuslar sizlerden uzak olsun. Ben de size. Ve programın sonunda konuklarıma uzattığım bir defterim var. Diyorum ki içinizden ne geliyor, aklınızdan ne geçiyorsa bizler için böyle 3-5 satırda olsa lütfen. Evet.